Obur musun hala? Kim obur ya? Abla saat kaç oldu? Kemiklerim sayılıyor benim burada. Acıktık yani. Süleyman Şah, 1077, 1093. Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Binci Kılıç Aslan, 1092, 1107. Yesene Recep abi, açtım diyordun. Vallahi iştah kalmadı. Atayım bir tane, bir parça bir şey. Aa, olmaz öyle abi, bir taneyle gözü. O kadar yaptırdık. Abi ne oldu? Kim yaptı sana bunu ya? İyiyim yavrum, iyiyim. Saldırdılar falan işte ama iyiyim. Ne oldu oğlum? Gene kime bulaştın sen? Kimseye bulaşmadım abi. Böyle ara sokaktan geçiyordum. İşte serseriler. Serseriler ha? Belada dönüp dolaşıp bir tek seni buluyor öyle mi? Allah Allah. Erdoğan abi ya. Abim nasıl olsa iyi Allah şükür. Sen şey yapma, geç kalma işine. Ben duruyorum onun yanında. Bana bak. Bir daha belaya bulaştığını göreyim. Seni mahvederim, tamam mı? Bunca işimizin arasında bir de seninle mi uğraşacağız be? Nusret'in işi değil mi bu? Kumar oynadın tabii. Borçlandın gene değil mi? Ben bittim Şadiye. Bu daha ilk taksit dediler. Kim bilir daha neler yapacaklar bana. Abi. Söz vermiştin be abi. Elimde değil Şadiye. İstemiyorum. Oynamak istemiyorum ama elimde değil. Hastalık bu Şadiye, hastalık. Söz vermiştin be abi. Söz vermiştin yani. Şadiye'm. Şadiye. Seninle anlaşmıştık. Abime dokunmayacaktım. Kendisi kaşındı. Yalvardı, yakardı. Hep borcu oynadı Mehmet'im. Hem öyle böyle değil. Çok borcu var bana. Borcu ödedim bir şekilde. Ben daha fazla abimin belaya bulaşmasını istemiyorum. Geçen seferki gibi kolay kolay ödeyemezsin bu borcu. Tamam, ne istersen yapacağım. Yeter ki sana abime bir şey yapma. Bana senet imzalayacaksın. Borç ödeninceye kadar da çalışacaksın sermaye olarak. Başka şekil zor. Çıkın! Yavaş yavaş. Çık lan! Lan, buraları sahipsiz mi zannettin lan köpek? Sen de kimsin lan? Babanım lan. Babanım, tanımadın mı lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tanımadın mı? Ben buradan gideli fazla olmadı Nusret. Nasıl unutursun beni? Hı? Bundan sonra unutamayacaksın ama. Tamam mı lan? Tamamdır abi. Çık dışarı. Çık dışarı! Çık! Yürü kız, yürü. Bacak kadar boyunla bir daha buralara gelmeyeceksin. Melek. Evet, ben Melek. Nereden bildiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öldük, cennete geldik. Ben nefes almıyormuşsunuz gibi gelmişti de onu kontrol ediyordum. Siz şu anda hastanedesiniz.
Ben de gece hemşiresi Melek. Başınıza ne geldi hatırlamıyor musunuz? Ben hemen nöbetçi şey çağırayım, doktor falan çağırayım. Dur. Hatırlıyorum. Uyuyordum ben. Bıçakladılar beni. Ama nereden bıçaklandığımı hiç sorma. Tamam, sorma. Buraya zaten hep başına kötü şeyler gelmiş insanlar gelir. Üzülmeyin. Ya, hastaneye sonuçta. Sizin kimseniz yok mu refakatçi? Yani aileniz, akrabanız hiç kimse yok mu? Var. Sürüsüne bereket var da. Ben pek sevilmem ailede. Üzülmeyin ne olur. Bakın ben nöbetime daha yeni başladım. Bu gece de yarın da buradayım. Merak etmeyin ben ilgilenirim sizinle. Zahmet olmasın size. Aa, olur mu? Benim görevim bu. Hem üzülürseniz iyileşemezsiniz de. Değil mi? Belli ki birileri sizin canınızı çok sıkmış. Ama hayatta güzel şeyler de var. Unutmayın. Bir kere hayattasınız. Bu çok güzel bir şey. Ya o bıçak sizin hayati bir yerinize denk gelseydi? Değil mi? Şükretmeyi bilmek lazım. Ben sizi hemşire odasına şöyle güzel bir çay koyayım. Sonra da biraz sohbet ederiz, tamam mı? Tamam. Babur abi, nereden böyle? Şadiye, ne oldu sana, iyi misin? Yolda karşılaştık. Değil mi kız? Bundan sonra Mehmet yok. Mehmet bitti. Bir şey olursa ben varım. Ne oluyor gene kız? Nerede ki Mehmet? Ne bileyim be ben Mehmet nerede? Ne bileyim, dadısı mıyım ben onun? Aşağı mahallede nefesi kuvvetli bir hoca varmış diyorlar. Nerede olursa olsun gayipleri çekip getiriveriyormuş evine barkına. Biraz pahacıymış ama. Ne yapsak, ne etsek acaba? Mehmet'e git, o verir sana para. Siz hala uyumadınız mı? Sizi görmeden uyumayayım dedim. Ama böyle yaparsan bütün gece yanına uğramam, o olur. Tamam. Allah rahatlık versin. Kumarcıların evini basmış polis. Sizin haberiniz yok mu? Bütün kasaba bu haberle çalkalanıyor. İki de yaralı varmış. Bir ton uyuşturucu bulmuşlar. Pislik yuvası yani. Şimdi de tek tek kumarbazları evlerden alıyormuş polis ya. Oh, çok güzel olmuş. Oh, bu dünyada adalet var işte, gördün mü? Yerini buldu. Kız, abin de yok ya ortalarda dünden beri. Sakın. Bilmiyorlarmış Hadiye. Neyi bilmiyoruz Şadiye? Şadiye öt çabuk. Ne oldu abime? Babür'le geldiniz beraber. Mehmet yok, bundan sonra görmeyecek falan dedi. Erdoğan, polis mi aldı yoksa ha? Ya Mehmet hastanede. Kumarcılar bıçaklamışlar, atmışlar hastanenin önüne çocuğu. Yani onlar yapmadı diyor ama bence onlar yapmıştır. Ama iyi, ben gördüm. Çabuk. Ya oturuyoruz. Çabuk oğluma götürün beni. Tamam. Hadi oğlum sen de okula yürü. Hadi yürü gidelim. Sen kal burada. Hiçbir yere gitmiyorsun. Uzak duracaksın abinden. Anladın mı? Vallahi seni Babür'e havale ederim, o halleder.
sesini seyretti. Mehmet'leri gezi çağırmadı. Ne gözü sanıyordu Mehmet? Kaleciyle karşı karşıya. Mehmet geldi. Mehmet vurdu, gol aldı! Aman aman, sakin olun, sakin olun. Aa! Ama bak, yapma böyle, yarını açarsın. Aa! İyi misiniz? Günaydın. Sana da günaydın. Futbol mu oynuyorsun sen? Eskiden de sakat kaldık. Ay, bu bıçaklanma olayından dolayı mı? Gerçekten çok üzüldüm. Yok yok. Eski hikaye. Ay, çok özür dilerim ya. Ben de böyle çenemi tutamıyorum. Her şeyi soruyorum. Kusura bakma. Yok ya. Senin hatan yok. Nereye bassan yara çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Hem insanın hoşuna gidiyor ya. Birisi ilgilensin. Soru sorsun. Sorsana biraz da. Sıkıntı yok. Ben şeye bakayım. İşte bu gol. Vallahi gol. Ah. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.